ayıplarını, kusurlarını başka bir insanın görmesini istemez. Müslümanlara ne oldu ki Hak Teâlâ'nın hazır olduğunu bilerek onun beğenmediği şeyleri yapmaktan sıkılmıyorlar? Hem sen Allah Teâlâ'nın seni o anda hazır ve nasır olarak gördüğünü biliyorsun, hem de karşı geldiği, yasakladığı şeyleri yapmaya devam ediyorsun. Sana ne oluyor? Bu nasıl Müslümanlıktır? Hak Teâlâ'ya kendi kusurlarını gören bir kimse kadar kıymet vermiyorlar. Gören insan kadar kıymet vermiyorsun Allah Teâlâ'ya. Seni o insan yaratmadı, sana hiçbir şey vermedi o insan. Ama sahip olduğun her şeyi sana Allah verdi ve o insan kadar bile kıymet vermiyorsun. Senin zeka seviyene yazıklar olsun. İmam devam etti. Nefslerimizin kötülüklerinden ve işlerimizin bozuk olmasından Allah Teâlâ'ya sığınırız. Hadis-i şerifte La ilahe illallah diyerek imanınızı tazeleyiniz buyuruldu. İman tazelemek istiyor musun? Elbise değiştirmek gibidir. Elbiseler giydiğimiz zaman bir gün, iki gün yazın, bir gün de kokmaya başlar terimizden dolayı. Hemen ikinci gün başka bir gömlek giyersin, başka bir pantolon giyersin. Çünkü yazın ter olayı fazladır. Aynen bunun tazelenmesi gerektiği gibi imanımız da her gün tazelenmek zorundadır. Nasıl tazeleyeceğiz? Muhammed Aleyhisselam'a dine. La ilahe illallah diyerek imanınızı tazeleyiniz. Her gün bu zikri yapacaksınız. Minimum 100 defa. 100 defa. Ben her gün 1000 defa çekiyorum. Tarikat vazifem var. Söz vermişim. Şeyhimin huzurunda, Muhammed Aleyhisselam huzurunda söz vermişim. Her gün 1000 defa La ilahe illallah demek zorundayım. Ölünceye kadar. Sen de 100 defa de. 100 defa de. Rabbine otur bir karanlık odada söz ver. Allah'ım sana söz veriyorum. Her gün imanımı tazeleyeceğim. Elbisemi yenilediğim gibi, bedenimi yıkamayla yenilediğim gibi her gün tevhid getireceğim ve imanımı tazeleyeceğim. Söz ver kardeşim. Hayatındaki değişimleri ondan sonra görürsün. Gelirsin bana sonra teşekkür edersin. Şanı, şerefi çok büyük olan bu sözle her an imanı tazelemeli. Uygun işlerin hepsinden Allah Teala'ya tövbe etmeli, ona yalvarmalıdır. Belki tövbe etmek için başka zaman ele geçmez. Hadis-i şerifte sonra yaparım diyenler helak oldu buyuruldu. O geçiştirenler var ya, ya bir 40 olayım ondan sonra yaparım. 30 olsun bari ya hocam, 30'a kadar bir eğleneyim. İçki, zina, kumar, faiz. Devam etsin. Bu 30'dan sonra bir tövbe, önüme bakarım. Çok adam gördük öyle. Çok adam. Bağımlılık ve alışkanlık öyle bir hadde getiriyor ki 55 oluyor hala tövbe edemiyor. Hala aynı halde. Ve hala dilinde aynı söz var, kafasında aynı düşünce var. 65 olayım ondan sonra. Hani 30'du? Hani 30'da döneceğim diyordun. Ne oldu? Şeytan dönmesine müsaade etmiyor. Muhammed Aleyhisselam bunu nasıl anlatıyor? 40 yaşına kadar bir insan Allah'a dönüş yapmazsa, 40 yaşına geldiğinde de artık dönmemişse şeytan onun hakkında şöyle der. Sen artık bana aitsin. Ne demek bu? Alimler bu hadisi şöyle açıklıyor. 40'tan sonra dönüşü 40'tan öncekinden çok daha zor olur. Çünkü şeytan artık tahakküm eder. O bedene, o isteklere, o nefse, o akla, o alışkanlıklara tahakküm eder. Ve dönüşü çok zorlaşır. 40'a kadar kardeş. Döndün. Dönmezsen topaç gibi döndürürler. Topaç gibi döndürürler seni. Kabirde zaten döneceksin. Mesele kabirden önce dönmek. Orada zaten istemesen bile seni kıbleye döndürüyorlar. Akrabaların, komşu, ateist bile olsan zorla cenaze namazı kıldırıyorlar ya. Tanıdığım birçok ateist var. Son sözünde diyor ki ya beni İslami usullere göre gömmeyin kardeşim. Ben Müslüman değilim, ateistim ben, deistim ben diyor. Ve İslami usullerde cenaze namazı falan istemiyorum, yakın beni diyor ya. Akrabaları ne yapıyor? Mahalle baskısından, komşulardan korktuğu için adamı alıyorlar, cenaze namazı kıldırıyorlar. İstemese bile zorlen, Allah Teala zorlen adamı kıbleye döndürtüyor ya. Zorlen. Mesele zorlan yapılması değil, senin isteği, kendi isteğinle dönmen lazım. O camiye kendi isteğinle gitmen lazım. Yoksa tabutta zaten seni camiye götürecekler. Eninde sonunda gideceksin kardeşim.